Ben soruları soruyorum. Siz yanıt veriyorsunuz. Hanımefendi sonradan belki soracak. Şimdi anlamadığı için zor oldu. Cevat Bey, sizi tanımak istiyorum biraz. Herkes sizden bahsediyor. İyi bir ressam olduğunuzu, usta bir ressam olduğunuzu söylüyorlar. Biraz geç oldu. Biz de ama sizi okuyucularımıza, bizi izleyenlere tanıtmak istiyoruz. Kendinizi anlatabilir misiniz biraz? Ne zamandan beri başladınız bu resime, eğitiminiz, neden Türkiye'de çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Kendimi tanıdıktan bile 6-7 yaşından belki resme başladım. Belki çok farkında değildim de ama ilk okul zamanlarında annem vesikalık portre fotoğraf istemişler. 4 tane istemişler. 3 tane varmış. Bir tanesini ben hatırlıyorum. Eksik olduğu için kara kalemle çok beğeniyordum, çok seviyordum da. Bu şey yaptığım için kendim kara kalemle böyle güzel kendi fotoğrafımı çizdim. Okula verdim. Müdüre verdim. Sonra 2 ay sonra beni okulda istediler. Gittim oraya. Bunlar ne? Ben baktığımda önce korktum. Ne diyorlar, ne için? Sonra etrafta başka öğretmenler gülümsedikleri için biraz rahatladım. Sonra açıkladım, böyle fotoğraf istemiştiniz de bir tanesini ben kendim yaptım. Onlar da fark etmişler farklı olduğu için. Bir de mühür bastığı için böyle açılmış. Hakikaten sen mi çalıştın? Ben de bilmiyorum. Evet, ben çalıştım falan. Orada bir şey söylediler. Bir göz falan çiz. Ben de çiziyordum, bakıyordum, çiziyordum. Hep öyle oldu. Yani bazen benim babam bir yere gittiğim zaman ben çok sıkılmayayım diye bir şeyler veriyordu. Bir hat veriyordu. Bunları sonradan anladım. Yani büyüdüğüm zaman. Bir dua gibi bir şey vardı, hatırlıyorum. 3-4 saat sanırım ben orada olacakmışım. Bana söyledi, sen bunu çiz, bunu yaz falan. Ben o resmi yaptım, yani yazını ben resim yaptım. Sonra babam döndükten sonra böyle güzel hatırlıyorum, o zaman bir büyük bir para bana verdi. Ben şaşırdım, bu kadar para neden bana veriyor falan. Sonra büyüdükten sonra halamın evindeydi. 15-16 yaşında gittim, baktım o bir yazı dua. Duanı okudum. Ama o zaman resim yaptığım zaman hiç bilmiyordum bu dua olduğunu, ama tam aynısını resmetmiştim. Öyle bir olay var. Kendimi tanıdıktan bile hep resimle çalışıyorum. Sanırım 40 seneye yakın ben resim çalışıyorum. Türkiye'ye gelme sebebim de 15-16 sene önce arkadaşlarla böyle bir karar verdik. Çıkalım İstanbul'a gidelim, gezelim falan. Yanımızda birkaç resim de getirdim ben. Resimleri çerçeve yapmak istiyordum da. Yani hem birisi olursa göstereyim, yoksa da yapayım, çerçeve yaptırayım, yani dönebilirim diye resimlerle birlikte. Bir arkadaşımız vardı, onunla Seven Galeri'ye geldik. Karşıda oturuyorduk. Buraya geldiğimizde onlar görüp ben söyledim, bunları güzel bir çerçeve istiyorum ama kısa zamanda da lütfen bana verin. Onlar öyle yaptılar. Resimleri, çerçeveleri aldığım zaman bana söylediler, patron seninle tanışmak istiyor, resimleri beğenmiş. Ben resimleri İsmail Bey'e gösterdim. O da çok beğendi resimleri. Söyledi, ben seninle çalışmak istiyorum. İstiyor musun acaba? Ben de olur. Ben bir ay müddetinde hep orada olduğum zaman, İstanbul'da yani çalıştığım zaman hep resimler oraya götürüyordum. İsmail Bey de başka ressamlar ve müşteriler çok beğenmiş, satıyormuş. Çok beğendi, bana söyledi, sergi yapabiliriz, ister misin? Ben de arkadaşım vardı, Mehmet. Onunla birlikte sergi yaptık. Sanırım 6-7 ay sonra bir sergi. Seven Galeri'de. Seven Galeri'de.
Bizim ilk sergimiz çok başarılı geçti. Yani 10 dakika biz gecikmiştik açılıştan. Sonra geldik, galeriye resimlerin çoğu gitmiş. Sonra daha sonra her sene bizim sergimiz oldu. Ne tür resimler yapıyorsunuz genellikle? Ben genelde gerçekçi çalışıyorum. Yani. Realist çalışıyorum. Enfresyon da renkler çok sevdiğim için genelde real ve enfresyon söyleyebilirim. Portre çalışmaları mı yapıyorsunuz? Portre çalışımı, portreyi çok seviyorum. Zaten ben böyle söyleyeyim. Ben her şeyi, sevdiğim şeyi yapıyorum. Yeter ki beni etkilesin. Etkilediği zaman ben yapıyorum. Portrede ağırlık var. Yani portrede insanların duygusu, hisleri yüzde yansıdığı için sanki hem istediğim resmi yapıyorum hem o duyguları gösterebiliyorum. Onun için portreye daha ağırlık veriyorum. Portreyi daha çok seviyorum. Devlet adamlarının da portrelerini yaptınız galiba, yanılmıyorsam. Doğru. Cumhurbaşkanı'nın bir projesi vardı 3 sene önce. Ben televizyondan duydum, arkadaşlarım birinden duydum. Böyle bir proje varmış. Sonra başka ressamlara bir her kişiye bir örnek vermişler. Bana da bir örnek geldi daha sonra, yani 4 ay sonra projeden başladıktan sonra, duyduğumdan sonra bana da teklif geldi ve ben kazandım. Projeyi siz kazandınız. Projeyi ben kazandım. Bravo. Bugünlerde neler yapıyorsunuz? Bir dershaneniz mi var? Dersler mi veriyorsunuz? Evet. Bizim dershanemizde zaten ben yani 8 senedir hep dershanemiz var. Hep öğrencilerimiz var. Daha da çoğalıyor falan. Güzel gidiyor. Hoşuma gidiyor. Ders vermek. Bu açıdan böyle söyleyeyim. Yani iyi öğrenci olduğu zaman çok hoşuma gidiyor. Onlarla İletişimimiz iyi oluyor. Sanatta daha da güzel şeyler ortaya çıkıyor. Bir de kendim çalışıyorum. Yani genelde her sene benim sergim oluyor. En son serginiz ne zamandı? Geçen sene. Neler sergilediniz? Yine de sevdiğim her şeyi yapıyorum. Benim ağırlıkta portreler var. Manzaralar da Manzara var. Natürmor da var. Boğaz'dan bazı köşeleri resim etmiştiniz değil evet. mi? Evet. Evet. Kaç yıl oldu şimdi Türkiye'ye geleli? 14-15 sene oldu ama yerleşip sürekli burada olmamız 8 sene oldu. Geleceğe dönük projeleriniz neler? Resim her zaman benim istediğim bir şey. Yani resim, yani ben resimle nefes al. O kaçınılmaz bir şey. Biraz şeye bırakıyorum ben. Önceden böyle bir proje yapayım, böyle bir şey yapayım diye bir şey yok. Belki daha ileri zamanlarda öyle bir şey de çıkabilir ama şu an etkilendiğim her bir şeyi resmetmek istiyorum. Bana bir ressamın 24 saatini anlatabilir misiniz? Yani sabah kaçta kalkıyorsunuz? Ne zaman ne yapıyorsunuz? Sonrasında dersleriniz, kendi kişisel çalışmalarınız, yani atölye çalışmalarınız, bunları bir saatlere bölebilir miyiz? Olabilir. Ben genelde sabah 7 gibi ben kalkıp spor yaparım. Yani 1 saat falan bir koşu ve spor, jimnastik şeyler var. Onu genelde her zaman benim ya. Belki 40 senedir ihmal etmiyorsunuz. İhmal etmiyorum. Hep yapıyorum. Alışmışım. Hep öyle seviyorum. Hoşuma gidiyor. Saat 9.30 gibi iş başında olurum. Genelde yarım saat sürer ben konsantre olup resime dalmam. Ondan sonra saat 6'ya kadar, akşam 6'ya kadar sürekli çalışırım. 6'dan sonra resim bittikten sonra genelde tekrar evi seviyorum. Eve dönüyorum. Aileyle uğurluyoruz. Televizyon falan oluyor. Yine de resimle ilgili internette araştırıyorum. Evde atölyeniz var mı ayrıca? Evde atölye değil. Çalışmıyorum ama kendi internetle araştırmaları yapıyorum. Pazar gününde ailenin buna şey yapmıyor. Aileye ayırıyorsunuz. Ayırıyorum evet. Başka zaman bir şey, yani başka bir şeylere muhatap olmuyorum. Şey yapmıyorum. Öyle. Evlisiniz.
Bir çocuğum. Bir çocuğunuz var. Bir kızım var. Peki siz özel bir ressamsınız, Türkiye'ye yerleşmiş, herkes de sizi seviyor, sağdan soldan duyuyoruz, basından takip ediyoruz, ama İran'dan kalktınız, geldiniz buraya, İran'ın Azerbaycan, Tebriz'den geldiniz. Acaba İran'daki resim sanatıyla Türkiye'deki resim sanatını mukayese etme gibi bir şey olabilir mi? Ben böyle söyleyeyim, yakın hissediyorum orayla burasının arasında, ama İran'da sanki sanat için daha şey, daha bilgili, ne bileyim, daha şey hissediyorum orada. Burada 15 sene önceyle şu anı kıyasladığımda evet çok ilerleme görüyorum ben. 15 sene önce belki bu kadar seven resimde çok değildi, ama şu an ben daha insanların resim sevmek, merak olmasını görüyorum. Hoşuma gidiyor. Ama İran'da da hakikaten resim sevgisi çok. Yani her evde, her kişi resmi biliyor. Hiç şey yapmıyorlar. Ama burada bazen ben görüyorum. Ne bileyim, bazen insan figürü falan olduğu zaman bazı kişiler şey yapmıyorlar. Sıcak bakmıyorlar. Çekmiyorlar. Ama ben orada İran'da hiç öyle bir şey rastlamadım. Daha bir özgür ortam var diyorsunuz. Evet. Resim sanatı için İran'da, evet. Ve ilgi daha yüksek. Evet. Geleneksel zaten bu galiba. Tarihi kökenleri olan. Doğru. Ben onu da biliyordum ama burada kendim birebir şahit oldum o meseleyi. Gördüm. Yani düşüncemde buranı daha ileri görüyordum sanat açısından, ama sonra burada olduktan sonra baktım. Evet, orada buradan daha merak çok. Gelecek resim serginiz ne zaman? 2014'ün Ocak'tan önce, hangi Aralık mı oluyor? Aralık olacak. Aralık gibi olacak. Yani bu yılın sonunda. Evet. Şimdiden çalışıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Tematik mi olacak yoksa her zamanki gibi? Her zamanki karma gibi karma oluyor. Sevdiğim şeyler oluyor. Ama ağırlıkta portre olacak. Figür ve portre. İddialı olduğunuz bir resim var mı? O hazırlamakta olduğunuz o sergi için. Var ama sürpriz o kalsın ben. Peki. Cevat Bey, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrar görüşmek üzere efendim. Çok teşekkür ederim.